Evet, çok geçmiş olsun. Şimdi rezüm ameliyatını yaptık. Bir hafta geçti. Sonlarınızı alacağım. Doğru. Öncesinde şöyle bir ultrasonla bakacağım. Ve şimdi bazen her hastaya soruyorum. Sonda, bir hafta sonunda bence en bu işin zor yanlarından bir tanesi. Evet. Bazen çok kolay geçiyor. Şanslısa da hep çektiğimiz hastalar diyor ki ya çok iyi. Bir tane hastam biraz daha zorlandığını söylemişti. Genelde işte kolay geçti falan diyor. Siz şimdi biraz zorlandığını söylediniz. Hemen dedim bir çekim yapalım. Evet. Bana bir sondanın zorluklarını anlatın. Nasıl geçti bu bir hafta? Şimdi sondanın en büyük zorluğu şey, yani normal işeme hissi, mesane herhalde baskı yaptı, artık balonamalı bir şey çıkartmak hissetti. O anda çok acılı. Bakın şimdi şu ekranda balona bakın. O içeride sonda çıkmasın diye balon var. Balonun uç kısmı, şöyle bakayım gösterebileceğim mi? Biraz daha yukarıda, şurada yukarıda duruyor. Şöyle, şuralarda bir yerde duruyor. Şöyle yaparsam belki daha iyi görünecek. Buradan idrarı topluyor. O yüzden kenarlarda, mesela şurada biraz idrar var bakın. Evet. İşte onu arada bunu atıyor değil mi? Onu atmaya çıkartırken çok yandı işte dibinden. Kaç kere attı öyle? Kaç kere öyle olay oldu? Genelde de şeyde oldu. Sıkıştığım zaman mesela bazen atak şeklinde ya büyük abdestime sıkıştığım zaman ya gazınıza sıkıştığım zaman o bir atak şeklinde. Kontrolsüz bir şekilde birden bir kasılma geliyor. Önüne geçemiyorum. O anda müthiş yanma oluyor. Evet. Zorlanarak dibinden... Ağrı kesici her gün kullandınız mı? Kullandım. Ona rağmen... Yok, şey özür dilerim, kullanmadım. Kanalı kullanmadım. Hiç, evet. İkinci, üçünü kestim. Çünkü şimdi bizim Türk insanında böyle bir şey var. Ya başka bir ağrı... Ama işte kullansanız bu ağrı olmayabilirdi. Daha az olur. Öyle mi? Evet. Çünkü şimdi ağrı kesici veriyoruz. Ve genelde kullanmıyoruz. Biz diyoruz ki niye kullanmıyoruz? Ya gereksiz yere kullanmıyoruz. Ya gereksiz yere oğlum içeride sonda var. Bakın şu içindeki sondanın vücudu şu. Etrafta balonu, şu şöyle ucu, şuranın içinde, etin içinde. Evet. O yüzden kenarda bir idrar kalıyor. Bu idrar da ağrı kesiciler hem ödem gideriyor, ödem daha az olunca da bu istemsiz kasılmalar daha az oluyor. Yani belki ağrı kesici kullanmadığınız için biraz daha zorlu oldu. İlk iki gün kullanmadım. Zaten o ilk kullandım, özür dilerim. İlk iki gün biraz onun dibinden zaten kanlı geldi. Kan kesilince de bayağı şeyin hortumun dibinden doğru da idrar geldi. O işte her gün atak geliyor muydu? Evet, her gün bir kere en azından işte ya sabah ya iki kere sabah akşam büyük abdesti özellikle sıkıştığım zaman. Sıkıştığım zaman onun geliyordu. Dışında ara ara geldiklerini kontrol edebildim. Yani gitmedim. Yani tuttum mesela. Gevşettiniz. Ama evet, büyük abdest geldiğinde ona mani olamıyorsun. Evet. Orada başka bir basınç oluyor. Yani tabii şu ıkınırken büyük abdest için burada kalan idrar da yanından şey. Bu sonda işte tam alamıyor içindeki şeyi. Bunlar oluyor. Şimdi Ali böyle sonda yavaş yavaş indirelim. Şu balonun içini bir görelim bakalım. Nasıl indiğini görelim. Balonu iyi söndürün de hocam. Söndürün göreceğiz ultrasonu. Evet, şu bacak torbası aslında iyi olmuş. Bu da şöyle bir şey alınabilir. Ondan sonra ne yapar? Bu da işte daha ufak bir torba. Daha kolay bacağa bağlanıyor. Evet, rahat. Bacak torbası daha mı rahat ettirdi sizi? Bacak torbası evet, onu bugün taktım ama keşke öncesinde takaymışım. Evet, ama, onu önerelim değil mi? Ama şöyle de bir şey var. Şimdi çok su içersek çok sızı, çünkü kapasitesi evet. Şey. Normal torbalar 2 litre sanıyorum. Bu 500 litre. Çok hızlı, çok sık aralıkta boşaltmak gerekebilir. Doğru. Şimdi evet, şimdi şu balonu indirelim bakalım. Burada işte sondanın üzerinde özel bir şey var, line var, yol var. Onunla içinde enjektörle balonun içindeki suyu çekiyoruz. Orada bir su dolu, bakın su, böyle. Suyla mı şişiriyor? Suyla şişiriyor. Bak şimdi orada bir balonun şekli değişti. Hemen size bir huzursuzluk verdi. Şu an bir miktar boşaldı, biraz daha boşaltacağız. Bakın iyice... Böyle o gitti. Şimdi böylece çıkabilir hale geldi bu. Ondan sonra bakın içinde aslında bayağı idrar var, görüyor musunuz? Biraz şu geri alalım, o idrar da boşalsın. Bakın şimdi şöyle sondayı biraz rahatsız eder ama bakın eti gömülü. Hop. Şuradan şimdi şu son idrar da boşalsın. Ah! Bak o nasıl fark etti, görüyor musunuz? Et değdiği zaman sondaya, Yani oradaki mesaneniz hassas, evet. Kapandı ve şey yaptı, işte sonda böyle bir
Gıcıklarım alalım hepsini. Şimdi iç taraf tamamen boş, mesanede hiç idrar yok ama siz şu anda var gibi hissedersiniz. Evet. Yes. Hemen bir tuvalete gideyim, rahatlayayım, bir an önce bir tuvalete oturayım istiyorsunuz. Yanlış bir his. Biraz dolaşınca rahatlayacak. Ağrı kesici mutlaka alacaksınız. Ne kadar? Hatta ilk günler, yani mesela şu iyice bir rahatladığınızı görene kadar, artık içeride sonda falan yok. Tamam. O yüzden rahatladığınızı görene kadar ama rahat olsanız bile ilk 4-5 gün alın. Tamam. Çünkü o ödemi gideriyor, o şey yapıyor. Mesanesi bomboş. Gittiniz eve, tuvaletinizi yaptınız. Şu anda 2 saat de olmaz, 1 saat, 2 saat de olmaz. Tuvalet bitti. Yine var gibi hissettirecek size. Tuvalette beklemeyin, ıkınım sıkınma yapmayın. Gidin, hatta yüzü koyun mu deriz, yani böyle sırt üstü değil de yüzü koyun yatarak ters bir şekilde mesane havaya kalksın. Daha az idrar değer o prostat kısmına, daha rahatlatır. Gidip bir yarım saat asla tuvalete bir daha gitmeyin. Yarım saat onu oyalanmaya çalışın. Alışacak herhalde kendine. Bu ilk birkaç gün böyle zorlayabilir. Sonra daha rahatlayacak. Şimdi geride kalan prostatı tabii mesane boş olduğu için göremiyorum. Sonda varken ve mesane boşken. Onu işte bir hafta sonra tekrar kontrole çağıracağız. Orada ona bakacağız. Sonra bir ay sonra çağıracağız. İşte genelde rahatlamalar birinci ayda geliyor. Ama birinci aya kadar da çok büyük işkence şeklinde geçmiyor. Zatralı devam o zaman. İlaçlarınızı artık ben süper idrar yapıyorum diyene kadar devam edin. Bu belki 3 ay da sürebilir, 6 ay da sürebilir. İyice böyle bir kendimizden emin olana kadar erken kesmeye gerek yok. İlaçların o kadar yan etkisi yok. İyice kendinize güven, bakalım ne zaman gelecek. Açıkçası şöyle söyleyeyim. %30 hastada daha birinci ayda süperiz. Yani ben tuvalette oturup ağlıyorum, böyle bir mutluluk görmedim diyor %30 hasta. %30 hasta İyi, tamam eskisinden çok daha iyiyim diyor. %30 aslında diyor ki ya ben daha hala 3. aya çok bir fark görmedim diyor. Bunlar kabaca böyle. Ama zaten çok daha uzun sürelerde etkileri oturacağını bekliyoruz, görüyoruz. Bakalım sizinki nasıl olacak. Hadi hayırlısı. Ne diyorsunuz? Sondalı öneriniz var mı? Şöyle yaparsanız sonda daha rahat diyeceğiz. Sonda o sanki ben bacağı son gün takmıştım ama biraz daha erken olsa iyi olur. O daha rahat diyor. Çünkü şey, büyük sondanın ortamı da büyük. Evet. Tabii baskısı da daha şey. Onu ağırlık yapıyor. Ara ara yine belli bir yere bir bandajla onu da sardım, bağladım. Bacağı bağlamakta fayda var. Biraz hareketini engellemekte ama şey, sıpayla yapma şansınız olur mu? O çok mu? Yok, zor. İşte o şey yapıyor. İşte oradan yapmaya kalktığım zaman o şeyi kontrol edemiyorum. Acaba o gerçek bir ismi mesela yanına geliyor, ondan gelmiyor, dibinden geliyor. Şimdi sondayı alırken bile ben mesaneniz sondaya değdiği anda çok canınız yandı. Evet, evet. Bunun da çaresi aslında o kuvvetli hareketsiz, hatta parol falan bile değil. Voltaire'nin fitili gibi bir şeyi kullanmak. Siz tabii hiç şikayet etmediniz bir hafta önce. Bizim de haberimiz olmadı. Ondan sonra biraz fazla sabırlısınız. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim.